Benim köyüm Selçuklu köyü. Yedi ceddimin kabri orada, mezarı orada. Ben Türk oğlu Türk'üm. Bunu gösterebiliyor mu? Bırak dedesinin dedesini, dedesinin mezarını gösterebiliyor mu? Ümit Özdağ bir kere kendisi milliyetçi değildir. Ya Ümit Özdağ Türk müdür o da tartışılır. Almanya'da uzun süre kaldığı için oradaki neo nazilerden etkilenmiş olabilir. Müslüman Türk milletinin gerçek asli bir evladı Filistin benim meselem değil diyebilir mi? Diyorsa bu milletin bir parçası değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gördüğüm kadarıyla ok yaydan çıkmış vaziyette. Yani ne Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını engelleyebilir Özgür Özel Bey ne Mansur Yavaş'ın. Siz çalışan işçinize %300 mü verdiğinizde vatandaşa %300 yansıtıyorsunuz kardeşim? Ama buna birisinin dur demesi gerekiyor. Belli sektörlere, belli alanlara devletin fiili müdahale etmesi gerekiyor. Müdafar Genel Başkanı ile verilen fotoğraflar üzerinden şahsınıza gelen eleştiriler için ne söylüyorsunuz? Yani Müdafar'ın bu anlamdaki bütün söylemlerini reddediyoruz. Bu söylemlerin hiçbirisine katılmıyoruz. İthamların alt tamamen boştur ve kendilerinin PKK işbirliğini örtme çabasından başka bir şey değil. Şimdi bu polis kızımızı şehit eden, bu narin yavrumuza yan sıla bebeği bu hale getiren ki bunlar için mutlaka ama mutlaka idam cezasının gelmesi gerekiyor. İdam cezası bir keyfiyet değildir, bir mecburiyettir, bir zarurettir. Bugün sabah ekranlarında yine kıymetli bir konukla karşınızdayız. Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'ndeyiz. Yanımızda Mustafa Destici var. Sayın Genel Başkanım bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Sizleri Partimizin genel merkezinde misafir etmekten e, mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Daha önce İstanbul'da bir çekim gerçekleştirmiştik. E, bugün de buraya geldiniz, zahmet ettiniz. Tekrar teşekkür ediyorum, sağ olun. Ve sizin şahsınıza tüm Sabah KomTR e, ekibini de başarılar diliyorum. Sayın Genel Başkanım, iyi diye, dilekleriniz için teşekkür ederiz. Bizi kabul ettiğiniz için de tekrar teşekkür ederiz. O zaman ben sıcak bir gündem konusuyla başlamak istiyorum. Ee, erken seçim çağrısı var muhalefetin. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel diyor ki Kasım 2025'te kadar olan süreçte erken seçime giderseniz biz evet deriz. Ama Kasım 2025'ten sonrası için biz yokuz diyor. Şimdi siz bu erken seçim çağrılarına nasıl bakıyorsunuz? Önce onu sormak istiyorum. Kasım 2025'ten sonra biz erken seçime yokuz. Söylemine nasıl bakıyorsunuz? Bir de onu sorayım. Şimdi tabii Türkiye genel seçimlerden çıkalı. Efendim bir seneden biraz fazla bir zaman oldu. Yerel seçimlerden çıkalı da henüz daha 5-6 aylık gibi bir zaman oldu. Binaenaleyh tekrar Türkiye'yi bir seçim atmosferine sokmanın ben Türkiye ve ülkemiz, milletimiz adına hayırlı olmadığını düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin şu anda içinde geçtiği içinden geçtiği şartlar Türkiye'nin istikrara ve istikrarlı bir yönetime ihtiyacı olduğunu gösteriyor. dış politikada yaşananlar işte en son İsrail'in bu saldırganlığı, terör İsrail devletlerin devletinin önce Gazze'de, Filistin'de, şimdi Lübnan'da katliamları. Efendim, hemen sınırımızdaki gelişmeler, Irak, Suriye, Azerbaycan, Ermenistan savaşı, hemen hemen tekrar alevlenecek pozisyonda. Yukarımızda işte Rusya-Ukrayna savaşı daha da derinleşiyor. Yunanistan'ın saldırganlığı ortada. Dış politika böyle. İş politikaya döndüğümüz zaman milletimiz şu anda seçim değil. Ee, geçim derdinde ekonominin, ekonominin düzelmesini, enflasyonun bir an, önce, bir an önce düşmesini, hayat pahalılığının ortadan kalkmasını e, bekliyor. Emekliler hakkaniyetli bir maaş bekliyor. E, bundan dolayı biz bunları çözmeye odaklanmalıyız. Peki Özgür Özel e, niye erken seçim diyor ve niye 2025 sonuna kadar karar, karar alınırsa biz evet deriz ama 2025'ten sonra karar alınırsa evet demeyiz diyor. Bir kere direkt erken seçim demiyor. Yani hükümet ya da iktidar yani Cumhur İttifakı bloğu 2025 Kasım'ına kadar erken seçimi önümüze getirirse biz bunu destekleriz diyor. Yoksa biz bir erken seçim önerisi getireceğiz demiyor meclise. Evet. Lakin diyor 2025'ten sonra getirirse buna evet demeyiz. Sebep? Sebep işte Cumhurbaşkanımızın her iki seçimde cumhur ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olmasını istemiyorlar. Eğer diyor tekrar aday olmak istiyorsa 2025'in sonuna kadar teklif getirsin. Buna evet deriz. Ama ben de şunu söyledim. Dedim ki Türkiye demokrasi tarihine baktığımızda ya da dünya demokrasilerinde, ileri demokrasilerde mesela Avrupa'da iktidar partisi erken seçim dediğinde muhalefetin hayır dediği görülmemiştir. Bundan ötürü yani Cumhur İttifakı bloğu 2026 efendim işte baharında da ya da son baharında da ya da 2027 baharında da erken seçim derse ki bana göre 2027'nin baharında yapılacak seçim. Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimden kaçamaz. Evet demek zorundadır. Niye kaçamaz? Birincisi eğer muhalefet hem ben birinciyim diyor, hem iddialıyım diyor, hem de Cumhur İttifakı bloğu ya da iktidar bir sene öncesinden, iki sene öncesinden, yani 2026 sonbaharında erken seçim dedi, iki sene var. 2027 dese en az bir sene var. Bir sene önceden kendisine teklif edilen erken seçimden kaçarsa bu kendisi hanesine eksi yazar. Yani millet der ki o zaman sen seçimden korkuyorsun, seçimden kaçıyorsun. Seçimden kaçan pozisyona düşer. Bir de onun Türkçe mali şudur. Bir, biz henüz Türkiye'yi yönetmeye hazır değiliz. Siz iyi yönetiyorsunuz. Bir sene, iki sene daha yönetin demektir. İki, biz mevcut Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını yenemiyoruz. Bunun için, onun adaylığını engellemek için buna hayır diyoruz. Aday değiştirin. Şimdi her iki sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar verir ya da muhalefet bloğuna zarar verir. Bunun için ben Özgür Özel'in bu yaptığının bir blok olduğunu ve ne zaman erken seçim derse Cumhur İttifakı bloğu, ben CHP'nin de ona o zaman evet diyeceğine inanıyorum. Şimdi Senge Başkan biraz da, yani erken seçimle girdik, hızlı girdik ama yüreğimizi acıtan iki meseleye gelmek istiyorum. Birisi şehit bir polisimiz vardı. Kadın polisimiz Şeyda Hanım. Bunu bir cani, 26 suçtan aranan bir cani bir şekilde şehit etti. Ve Narin Güran meselesi var. Hala çözülemedi. Gizemini koruyor. Zan altında bir köy var, akrabalar var. Hala çözülmüş değil. Türk milletinin yüreği Narin Güran olayından daha soğumadan bir de polisimizi şehit verdik bu olaya. Siz bir de Sıla bu adam... Bebek var o arada. Tabii Selavi Bey var. de var. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Şimdi yüreğimizi acıtan, içimizi soğutmayan bu olaylar yaşanırken halk şunu da sorgulamaya başladı. Acaba e, infaz yasalarında bir sorun mu var? Adalet sisteminde bazı şeylerin değişmesi mi gerekiyor? Daha caydırıcı bir hal alması mı gerekiyor? Siz bir genel başkan gözüyle nasıl bakıyorsunuz? Büyük Birlik Partisi'nin bu konudaki yaklaşımı nedir? Öncelikle tabii Şeyda Yılmaz polis kızımız Sivaslı Bizim de tanıdığımız bir ailenin evladı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, gözü yaşlı eşine, gözü yaşlı anneye, babaya, acılı aileye de başsağlığı sabır diliyorum. Kahraman silah arkadaşlarına, polis kardeşlerimize, emniyet teşkilatımıza başsağlığı sabır diliyorum. Ee, tabii narin yavrumuzun e, acısı hala yüreğimizde. O bütün Türkiye'nin acısı oldu aynen. Şeyda polisimiz gibi ve aradan uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen hala meselenin aydınlatılamamış olması da e, işin başka bir boyutu. E, burada e, muhtar amca başta olmak üzere e, olayın içinde ismi geçen ki anne de buna dahil gözüküyor. Bir erkek ağabey buna dahil gözüküyor. Birkaç kişi daha buna dahil gözüküyor. Yani çekirdek noktada bunlar bunların şu ana kadar çözülmemiş olması. Yani bunlar konuşmuyorlar ee, ya da yanıltıcı konuşmalar yapıyorlar ama ben eninde sonunda çözüleceğine inanıyorum. Ee, ama işin iş mutlaka çözülecektir. Üstünün kapatılmasına müsaade etmeyiz. Türkiye'de Türk milleti de etmez, yargımız da etmez, içişleri de etmez. Fakat sizin de söylediğiniz gibi Türkiye'de bu ve benzeri suçlar için cezalar yeterli mi, yetersiz mi? Yüzde yüz yetersiz. Yüzde yüz. Yani bırakın idamı, bizde tahliyesiz e, müebbet cezası bile yok tahliyesiz. Yani şimdi bu polis kızımızı şehit eden, bu narin yavrumuza kıyan, sıla bebeği bu hale getiren ki onlarca hatta yüzlerce örneği var. Her sene yüzlercesi yaşanıyor. Bunlar için mutlaka ama mutlaka idam cezasının gelmesi gerekiyor. İdam cezası bir keyfiyet değildir, bir mecburiyettir, bir zarurettir. Birkaç yönden zarurettir. Bir, suçların önlenmesi adına bir zarurettir. İki, adaletin yerine gelmesi açısından, yüreklerin soğuması açısından bir zarurettir. Üç, bizim kültürümüz ve inancımız da bunu gerekli kılmaktadır. Biz inanan insanlarız. Allah'ın emri bizim için tartışmasızdır. Allah da hayat var diyorsa, biz bunu uygulamak zorundayız. İki, Türk töresi de bu ve benzeri hadiselerde hep idamı uygulamıştır. Türk tarihinden bugüne kadar. idam bu ülkede kaldırılana kadar. Bunu uygulamıştır. Şimdi, Burada yapılması gereken şudur. Biz her suç için idam cezası gelsin demiyoruz. Birkaç suç için. İşte bir, işte böyle küçük, narin örneğinde olduğumuz gibi, küçük yavrularımızı tecavüz edip öldüren e, cani sapık katiller için gelsin. İşte sıla bebeğe bu, e, bunu reva görenler için. Ya da işte ee, pek çok örneğini yaşadık Türkiye'de onlar için. İkincisi bizzat kurşunu sıkan, bombayı patlatan, e, askerimizi, polisimizi, sivilimizi şehit eden teröristler için. Bir üçüncüsü de işte böyle görev başında polisi öldüren, kasten adam öldüren bunlarla ilgili idam cezasının mutlaka gelmesi gerekiyor. Bir de tahliyesiz müebbetin gelmesi gerekiyor. Bu ve benzeri suçlarda efendim eğer bir itiraf yoksa, yüzde yüz olay somut değilse, en ufak bile bir şüphe varsa ona da tahliyesiz müebbet hapis cezası verirsin ve bu şekilde hem adaleti tesis edersin hem de vicdanları rahatlatırsın, yürekleri soğutursun ve örfünün, adetinin, kültürünün ve inancının da gereğini yerine getirmiş olursunuz. Size sağdan bu şekilde mesela siz çok sağda dolaşıyorsunuz genel başkan olarak. E size bu şekilde talepler geliyor mu yani idam işte bu adamlarla ilgili? Bakın oluyor. en son bir anket firması yayınladı yüzde yetmiş diye çıktı. Fakat biz daha önce 2011 yılında iki milyon imza topladık bir hafta içinde ee, bu iki suç için idam için. Bu imzalar Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'nda hala bekliyor. Biz Büyük Birlik Partisi olarak verdik. 2011 yılında 2 milyon imza bir haftada topladık. 2014 yılında da 13 ya da 14 yılında 13 olması lazım. 2013'te bir referandum yaptık 30 yılda noter huzurunda. Ve Güneydoğu'da da yaptık. Yani Urfa'da da yaptık. Erzurum'da da yaptık, İzmir'de de yaptık, Ankara'da da yaptık, Konya'da da yaptık, Trabzon'da da yaptık. 30 ilde yaptık, %98 çıktı. Bu iki suç için idama evet oranı %98 çıktı. E şimdi hal böyleyken e, bence beklemenin bir e, doğru bir tarafı yoktur. Derhal bu konu meclisimizin gündemine gelmeli. Ya yeni anayasa değişikliğinde ele alınmalı, Yok yeni anayasa değişikliği olmayacaksa da e, tek bir maddeyle bu değişiklik yapılmalıdır. E, biz 2018 yılında ben meclise ilk girdiğimde e, bu bununla ilgili anayasa değişikliği teklifimi hazırladım. E, PKK'nın partisi hariç diğer bütün partilerle görüştüm. Grup başkanlarıyla görüştüm ya da genel başkanlarıyla ama maalesef e, bize o dönemde hiç kimse destek vermedi. Şimdi e, siz bu talebinizden bahsetmişken ben de yeni anayasa çalışmalarına getireyim konuyu. Yeni anayasa çalışmalarında Büyük Birlik Partisi nerede duruyor? Yani anayasanın e, reform edilmesi, yeni bir anayasanın hazırlanması noktasını sıcak bakıyor mu? Biz başından beri, Onur Bey kurulduğumuz günden beri Türkiye'nin bu darbe anayasasından kurtulması gerektiğini yeni sivil, demokratik ve halkın kültürünü, inancını, taleplerini önceleyen bir anayasa yapılmasını hep dile getirdik. Bu manada ister mecliste ister halk oylamasıyla yapılan bütün anayasa değişikliklerinde Büyük Birlik Partisi olarak biz destekledik. İşte örneğin Cumhurbaşkanı'nın halkın seçmesi için yapılan anayasa değişikliğini destekledik. Mecliste biliyorsunuz daha önce pek çok kez anayasa değişiklikleri yapıldı. Bunları destekledik. 2010 referandumunu destekledik. Yani biz bu darbe anayasasının değişmesi için yapılan bütün çalışmaları destekledik. Kendimiz de bir çalışma yaptık. Bu çalışmayı daha önce mecliste yürütülen bütün partilerin katılımıyla bir çalışma vardı. Oraya da sunduk. Daha sonra bu dönemde de AK Parti ile de, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile de paylaştık. Şu anda da elimizde bu konuyla ilgili hazır. Yani e, nasıl bir anayasa ya da Büyük Birlik Partisi'nin e, anayasa teklifi adı altında hazırlığımız var. Bu da anayasa, e, somut olarak anayasa çalışmaları ya da e, tartışmalar gündeme geldiğinde bunu da kamuoyuyla paylaşacağız. Daha önce de paylaştık zaten. Peki hemen oradan konuyu aslında sizin de yoğun e, muhalefet tarafından eleştirildiğiniz bir noktaya getirmek istiyorum. Hüda Parla beraber olan fotoğraflarınız özellikle Zekeriya Yapıcıoğlu ile olan fotoğraflarınız sık sık muhalefet tarafından dile getiriliyor ve özellikle siz ve MHP tarafı bu konudan hedef alınıyor veya eleştiriliyor artık. Ee, Hüdapar'ın da son dönemlerde anayasayla ilgili bazı işte değişmez maddelerin ilgili bazı sorunlu açıklamaları var diyeyim. Siz hem bu açıklamaya nasıl bakıyorsunuz, hem de Hüdapar Genel Başkanı ile verilen fotoğraflar üzerinden şahsınıza gelen eleştiriler için ne söylüyorsunuz? Tabii onlar e, tamamen e, Cumhuriyet Halk Partisi ve onunla birlikte seçim işbirliği yapmış siyasi partilerin e, PKK ile açıkça söylüyorum sadece dem, dem demiyorum bak. çünkü dem eşittir PKK'dır. PKK eşittir demdir. PKK ile işbirliklerini örtmek adına ee, bu e, tür söylemlerde bulunuyorlar yani e, onu gündeme taşımaya çalışıyorlar ama güneş balçıkla sıvanmaz. Şimdi bir tarafta hala aktif fiili olarak efendim işte, bir terör örgütü var her gün yine askerimizi, polisimizi şehit etmeye, devletin varlığına, ülkenin bütünlüğüne, milletin birliğine kastetmeye devam eden bir terör örgütü var. Ve bu terör örgütünün savunucusu bir parti var. E şimdi diğer tarafta da efendim programında ya da söylemlerinde anayasanın dördüncü maddesi bulunmasın e ya da işte 66. madde değilsin ya da işte özellik tartışılabilir diyen bir parti var. Şimdi biz bunların hiçbirisine katılmıyoruz. Hepsini reddediyoruz. Ee, yani Hüdapar'ın bu anlamdaki bütün söylemlerini reddediyoruz. Bu söylemlerin hiçbirisine katılmıyoruz. Bunun için CHP'nin ya da CHP uzantılarının ya da onunla birlikte işbirliği yapmış son hem yerel hem genel seçimlerde partilerin bu anlamda bize yönettikleri ithamların altı tamamen boştur ve kendilerinin PKK işbirliğini örtme çabasından başka bir şey değildir. Peki o zaman bir başka e, size eleştiren veya da partinizi hedef alan söylemde bulunan isim Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ. Evet. Ümit Özdağ katıldığı bir canlı yayında şu ifadeyi kullandı. Ben Büyük Birlik Partisini zaten milliyetçi bir parti olarak görmüyorum. Yani diğer milliyetçi partileri saydı. Size gelince ben zaten Büyük Birlik Partisini milliyetçi parti olarak görmüyorum dedi. Büyük Birlik Partisi milliyetçi parti değil mi? Bu söyleme siz nasıl yanıt verirsiniz? Şimdi bir kere Ümit Özdağ'ın bunu söyleme haddi de değildir, hakkı da değildir. Çünkü Ümit Özdağ bir kere kendisi milliyetçi değildir. Ya Ümit Özdağ Türk müdür o da tartışılır. Nereden geldiği de çok açık ve net değildir. Bunun için Türklüğü bile tartışılacak birisinin benim ya da partimin Türk milliyetçiliğini sorgulaması, milliyetçiliğini sorgulaması haddi değildir. Benim köyüm Selçuklu köyü, buraya 100 kilometre Ankara'ya. Yedi ceddimin kabri orada. Mezarı orada. Ben Türk oğlu Türk'üm. Şimdi bunu gösterebiliyor mu? Bırak dedesinin dedesini, dedesinin mezarını gösterebiliyor mu? Şimdi dolayısıyla da bunları bana ya da partime söylemek büyük bir hadsizliktir. Bir kere daha söylüyorum. Benim köyüm buraya 100 kilometre. Selçuklu köyü, Eskişehir, Sivrihisar, Günlüğü, Gecekköy, Selçuklu Köyü. Camisi 1200 yılında yapılmış. Bütün Eskişehir topraklarında yapılan ilk, ilk cami, Selçuklu Camisi. Bunu onun için kimsenin haddi değil. İki, Ümit Özdağ Türk milliyetçisi değil. Yani bunu sadece ben söylemiyorum. Bunu Türk milliyetçilik fikriyatının ileri gelenlerine kime sorarsanız sorun, bunu doğrulayacaktır. Babasından dolayı böyle bir e, pay almıştır. Fakat 70'li yılların ortasından sonra babasının da ne Milliyetçi Hareket Partisi ne merhum Alparslan Türkeş'le hiçbir şey kalmamıştır, bağ kalmamıştır. Ve burada sadece e, neo neofasist bir politikayla milleti ayrıştırma parçalama ve birbirine düşürme vazifesi görmektedir. Türkiye'de bunun e, bu tipte 3-5 adam var. Bunlar görevliler ve bunlar görevlerini ifade ediyorlar. Hangi dönemde neyi konuşmaları gerekiyorsa onu konuşuyorlar. Hangi vazife veriliyorsa onu konuşuyorlar. Bu sadece benim bir iddiam değil. Bu devleti iyi tanıyan e, derin devlet dediğimiz e, ya da derin milletin derin devleti dediğimiz e, yapıdaki herkes ya da aklı başında olan siyasiyeti okuyabilen herkes bunu çok nahat bir şekilde dile getirebilir. Dile getirir. E, zaten Türk milletinde de seçmende de bir karşılığı yoktur. Yani Son genel seçimlerde Sinan Oğan'ın da adaylığıyla birlikte işte bir milliyetçi aday efendim işte propagandasıyla alınmış bir iki puanlık bir oy vardır. İşte en son yerel seçimlere baktığımızda bırakın bir il almayı, bir ilçe almayı bir belde dahi kazanamamıştır. Yani 2000 nüfuslu bir belde kazanamamıştır Ümit Özdağ'ın partisi. Onun için Ümit Özdağ'ın haddi değildir. Yani bize bizim milliyetçiliğimizi sorgulamak onun haddi değildir. O MHP onunla görüşmüyor. İyi Parti onunla görüşmüyor. Biz görüşmüyoruz. Türkiye'deki hiçbir milliyetçi parti görüşmüyor. Aklı başında hiçbir Türk milliyetçisi ülkücü görüşmüyor. Niye acaba? Niye? Aklı başında. Yani görüşenler işte ya eskiye e, e, dair bir tanışıklıkları olanlar ya da bu saydığım partilerde yer bulamamış, işte MHP'den gönderilmiş, gönderilmiş, aday yapılmamış ya da Büyük Birlik'ten gönderilmiş, işte görev verilmemiş e, ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nden ya da İYİ Parti'den e, toplandıkları bir yer haline dönüşmüştür. E şimdi bir kere bizim milliyetçiliğimiz, Türk İslam ülkücülüğüdür. Bir, biz Türk İslam ülkücüleriyiz. Biz kuru milliyetçilik iddiasında değiliz. İslam'la mezd olmuş bir milliyetçilik diyoruz biz. Onun esas rahatsız olduğu burasıdır. Bizim milliyetçiliğimizin İslam'la mezd olmasıdır. Türk İslam ülkücüsü diyebilir mi? Diyemez. Çünkü değildir. Ülkücü değildir. Bırak Türk İslam ülkücülüğü. Çünkü ülkücü demek zaten Türk İslam demektir. Ya ülkücüler ne demiş 12 Eylül'den önce? Kanımız aksa da Zafer İslam'ın demiş. Söyleyebilir mi kanımız aksa da Zafer İslam? In. Yani bu toprakların milliyetçisi değil. Almanya'da uzun süre kaldığı için işte oradaki e, neonazilerden etkilenmiş olabilir. Ki çok açık gözüküyor. Çünkü onların fikirlerine e, benzer fikirler savunuyor. O an o bizim gündemimizde değil. Bir kere daha söylüyorum. Bizi değerlendirmek onun haddi değildir. Hakkı da değildir. Öyle bir hukuku, öyle bir hukukumuz da yoktur. Yeni kurulmakta olan partiler var. İşte sizin de geçmişte yine burada Büyük Birlik çatısı altında olmuş olan Yavuz Areloğlu yeni bir parti yoluna gitti. Daha sonra İyi Parti'de yer almıştı. Bildiğim MHP'de yer almış Yusuf Alaçoğlu Kutlu Parti isminde bir parti kurdu. Ee, yeni partilerin her gün bir yerden yeni parti kurulduğunu görüyoruz ve haberlerini duyuyoruz. Yeni partilerle sizin aranızda bir dirsek teması oldu mu? Birincisi bunu sormak istiyorum. İkincisi de e, şimdi İyi Parti Musavat Dervişoğlu'ndan sonra yeni bir yol haritası belirledi kendini. Ama hala o kopuşları da çok engelleyebilmiş gibi görünmüyor. Hala teşkilatta dağılmalar var, milletvekillerinin istifalar geliyor. Ee, Büyük Birlik Partisi olarak size katılmak için talepte bulunanlar oldu mu? Sizin yaklaşımınız ne oldu? Veyahut da sizin mecliste sayınızı arttırmak için İyi Parti ya da diğer partilerden milletvekilleriyle görüşmeniz var mı? Şimdi Onur Bey, 2017 referandumuna giderken referanduma karşı çıkanların en önemli argümanlarından birisi bu sistemin yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin çok partili siyasi hayatı bitireceğini ve Türkiye'yi iki, iki buçuk partiye Mahkum bırakacağını söyledi. Yani Türkiye'de iki iki buçuk parti olur artık dendi. Ben de o dönemde tam tersini iddia ederek ve ifade ederek tam tersine bu yeni sistem siyasi partileri daha güçlü hale getirecek, daha önemli hale getirecek, daha kıymetli hale getirecek. Çünkü 50 artı bir formülü var. Yani bir yerde 49'da birin ee, aynı kıymette olduğu, hatta bazen birin ikinin 49'dan daha kıymetli olduğu bir sistem bu dedim. Onun için siyasi partiler daha kıymetli hale gelecek dedim. Neticede o öngörümüzde haklı çıktık. Ee, o zaman ilk seçime gittiğimizde, yani 2018 seçimlerine katılan parti sayısı 10'du. Seçime katılan parti sayısı resmi olarak. Son seçime kaç parti katıldı? 35, tamam mı? Şimdi dolayısıyla ne olmuş? Hani iki partiye düşürecekti bu sistem Türkiye'de çok partili siyasi hayatı zarar verecekti. Hayır, tam tersine siyasi partileri daha kıymetli hale getirdi. ve Bu kadar e, çok sık parti kurulması e, biraz e, siyasette işte ön alan ya da ismini duyuranların Parti kurmalarının sonucu bu. Ee, tabii bunlar bizim dışımızdaki gelişmeler. Herkes parti kurabilir. Yani belli bu İçişleri Bakanlığı'nın ya da Yargıtay'ın e, efendim açıkladığı e, kurallara uyan, yasalara daha doğrusu uyan anayasaya e, uygun ve yasalar uygun olarak herkes siyasi parti kurabilir. E, bunları da öyle değerlendiriyoruz. Biz e, bulunduğumuz yerde... Efendim işte kaya gibi duruyoruz ee, ve e, biliyorsun yelde kayadan parça koparamaz. Büyük Birlik Partisi kurulduğu gün hangi çizgideyse, hangi mutabakatla, hangi ilkelerle kurulmuşsa, hangi siyasi hedefleri önüne koymuşsa bugün de o kuruluş felsefelerine, ilkesine, mutabakat metnine ve hedeflerine uygun olarak yoluna devam etmektedir. O da nedir? En geniş anlamda ilahi kelimetullah'tır. İlahi kelimetullah için Nizam-ı Alem'dir. Onun için Büyük Birlik Partisi, Doğu Türkistan da benim meselem, Filistin de benim meselem demektedir. Ve görevli aparat sözde milliyetçilerin ne dediğine bakıyoruz. Filistin benim meselem değil diyor. Ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu Müslüman Türk milletinin Gerçek, asli bir evladı Filistin benim meselem değil diyebilir mi? Diyorsa bu milletin bir parçası değildir. Yani işin doğrusu bu. Tabi iyi parti partiden ıı, biz tabi tabanlarının e, iyi parti tabanının e, önemli bir kısmı da bize yakın çünkü bizim hedef kitlemiz belli. Bütün Türk milletinin her bir ferdini, her seçmeni hedefliyoruz ama bir de bir gerçeklik var ki milliyetçi, muhafazakar, maneviyatçı düşüncede yaşa ya da hayat tarzına sahip olanlar bizim daha öncelikli seçmen tabanımız. Tabi tabii Meral Hanım'ın orayı bırakmasıyla birlikte orada ayrılış süreci yaşandı. bize de Türker Yörükçoğlu Bey o dönemde genel başkan yardımcısıydı. Zaten öncelerinde birlikte olduğumuz Alpen Ocaklarımızda falan görev yapmış bir kardeşimizdi. Şimdi biz de genel başkan yardımcısı. Tabii il ilçe düzeyinde de katılımlar devam ediyor. Biz tabii ki İyi Parti'nin değerlenip toparlanmasını, Türk demokrasisi adına yoluna devam etmesini de kıymetli görürüz. Çünkü başındaki bulunan Musavat Dervişoğlu da daha önce ocaklarda birlikte görev yaptığımız bir arkadaşımız. Ama tabii ki oradan ayrılık olacaksa, ayrılık varsa onların önceliğinin de Büyük Birlik Partisi olmasını arzu ederiz. CHP'ye dönmek istiyorum. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu arasındaki artık savaş gün yüzüne yavaş yavaş çıkmaya başladı. Mansur Yavaş'ın son kurultaydaki çıkışı da bunu gözler önüne serdi. Ama siz de dikkat etmişsinizdir ki ikisi de belediye başkanı, bir genel başkandan söz etmiyorum. Genel başkan gözüyle baktığınızda Büyük Birlik Partisi'nde iki tane belediyenin, önemli belediyenin başkanı, Cumhurbaşkanlığı adaylığına daha seçime yaklaşık 4 yıl varken e, bu tartışmaya genel başkanlarının yok sayarcasına girmesi, e, bu parti disiplini açısından nasıl bir süreçtir ve genel başkan olarak siz ne yapardınız burada? Ve bu e, Mansur Yavaş-Ekrem İmamoğlu denkleminde yaşananlar sonrası siz hangisinin Cumhurbaşkanı adayı olacağını düşünüyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'ne gördüğüm kadarıyla ok yaydan çıkmış vaziyette. Yani ne Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını engelleyebilir, Özgür Özel Bey ne Mansur Yavaş'ın benim gördüğüm şu anda bugünkü tablo bu. Yarın ne olur bilmem. Tabii Ekrem İmamoğlu ile ilgili süren bir yargı süreci var. Yargının vereceği karar tabi burada belirleyici olacaktır. Ama diyelim ki yargıdan bir ceza almadı, siyasi bir yasak gelmedi. O zaman Ekrem İmamoğlu %100 Cumhurbaşkanı adayıdır. Mansur Yavaş da şu andaki şartlarda benim aldığım bilgiler çevresi, kendi duruşu, çalışmaları o da yüz adayım diyor. Yani bu ağzından çıkmıyor ama ekibinin ağzından çıkıyor. Mansur Bey'in yaptığı çalışmalarda bunu çok açık ve net bir şekilde gösteriyor. Eğer Ekrem İmamoğlu'nu adayı gösterirse Cumhuriyet Halk Partisi Mansur Bey, bana göre şu andaki durum, yarın işte bir sene sonra olur onu bilemem ama şu andaki durum Mansur Bey'in de aday olacağı yönünde. ha Bir başka partinin adayı mı olur? Bağımsız mı aday olur? Birkaç partinin adayı mı olur onu bilemem. Ama mutlaka aday olacağı şeklinde zaten en son CHP'nin tüzük kurultayında yapmış olduğu konuşmada bunu çok açık bir şekilde ortaya koydu. Tabi bu arada Sayın Özgür Özel, ee, bu iki Büyükşehir Belediye Başkan adayını da e, kontrol etmesi e, güç e, zor bir güç haline gelmiş durumdalar. E, kontrol etmesi çok zor. E, burada e, bir parti meclisi kararı e, alması da şu anda zor gibi gözüküyor. E, onun için o da tabii onun gönülde istiyordur kendim aday olayım ama e, ben hem Ekrem Bey'in hem de Mansur Bey'in önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olma noktasında sadece istekli değil çok kararlı olduklarını görüyorum. Şimdi Türkiye'nin enflasyonla bir mücadelesi var. Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olmasından sonra ekonomi politikası değişti ve Türkiye'de enflasyon hızı yavaşlamaya başladı. Aşağı yönlü bir hareket var. Enflasyonla mücadele için ne düşünüyorsunuz? Yine hızlıca zamanımız dolmadan sorayım. Asgari ücret ve emeklilere yapılması gereken zamlar için ne düşünüyorsunuz? Şimdi bir kere emeklilerimize 2023 Temmuz'undan itibaren bir haksızlık yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Bunun bir hatta Ocak ayı gelmeden Ekim ayında ortadan kaldırılması lazım. Kaynak yok deniyordu. Bakın size şöyle izah edeyim. En düşük emekli maaşını 12.500 liraya çıkarmak için biliyorsunuz 2.500 lira zam yapıldı. Bu zammın Türkiye ekonomisine maliyeti kaç lira biliyor musunuz? 33 milyar. 33 milyar TL. Peki Türkiye'nin 2024 yılı için e, konutlarda e, kullanılan doğalgaz ve elektrik sübvanse için e, harcadığı kaynak ne kadar onu biliyor musunuz? Çok daha fazlasıdır. 900 milyarla 1 trilyon 50 milyar arasında bekleniyor. Yani en düşük 900 milyar, en yüksek 1 trilyon 50 milyar. Yani o paranın kaç katı? 10, 20, 30 katı. En düşüğü 30 katı. Şimdi biz dedik ki, efendim buradan zengin de yararlanıyor, bu sübvansiyondan fakir de yararlanıyor. 12.500 lira alan emeklinin de evinde kullandığı, konutunda kullandığı doğal gazın ve elektriğin %60-70'ini devlet sübvanse ediyor. En zengininkini de, yani aylık geliri 1 milyar olanınkini de, 300 bin olanınkini de, 500 bin olanınkini de, 3 milyon olanınkini de. Biz dedik ki ya zenginlikini niye devlet finanse ediyor, niye sübvanse ediyor? Bunu gelire göre yapalım ve oradan oluşan kaynağı emeklimize verelim. Şimdi birkaç gün önce geçtiğimiz hafta Enerji Bakanımız ki ben kendisiyle de görüşme yaptım bu konuda. Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı yardımcımızla da yaptım. AK Parti Meclis Grup Başkanı'yla. Onlarla da yaptım. Şimdi o konuda bir çalışma yapıldı. Ve gelire göre artık geliri yüksek olanların devlet elektrik ve doğalgaz tüketimlerinde sübvansiyon sağlamayacak. Dolayısıyla burada 300-400 milyarlık bir ek kaynak meydana çıkıyor. İşte bu kaynağı hemen Ocağı beklemeden emeklilere verelim ve emeklilerimizin maaşını bir kere bir 17 bin seviyesine getirelim. 17 bin, 17 bin 500. Yani 5'er bin lira versek ne oluyor? işte 33, 33, 60, hadi bilemedin 100 milyar olsun. Onu verelim. Yani bu ocağa kadar ancak bu kadar olur. Yani beklemeden bunu vermek gerekiyor. Asgari ücretle ilgili de öyle bir şey oldu. Aslında Temmuz'da yüksek enflasyon olduğu için bir ara zam verilmesi gerekiyordu. Bu ara zam verilmedi ama çıkacak olan enflasyon rakamı şu andaki beklenti efendim işte 45-50 arası. Diyelim ki %50 enflasyon gerçekleşti. O zaman %50 en az zam yapılacak. Yani asgari ücret Ocak'ta tah tahmin ediyorum. 8500 lira bunun yarısı 25.000 25, 25 civarında olacaktır diye düşünüyorum 25.000 civarı ne Peki Büyük Birlik Partisi'nin yaklaşım olarak bakışı nedir şimdi tabii bu en düşük çalışma ücretidir evet. yani evet. E, burada e, işçisini koruma adına bütün devletler bunu yapıyorlar Tabi bunun üzerine bir refah payı verilmesi gerektiğini de düşünüyorum düşünüyorsunuz o zaman hemen partinizin... Tabii başı... genel olarak şunu da söyleyeyim. Genel ekonomiyle ilgili bir kere hayat pahalılığı devam ediyor. Yüksek enflasyon devam ediyor. Yüksek faizler devam ediyor. Bu ev kiralarından tutun da gıda fiyatlarına kadar her alana yansımış vaziyette. Bunların acilen toparlanması gerekiyor. Bu konuda büyük bir gayret var. Bunu destekliyoruz ama... Bazı e, sektörler e, devletin, hükümetin bu gayretine destek olmak bir tarafa köstek oluyor. Enflasyonu azdırıcı artışlarda bulunuyor. E i̇şte bunlardan bir tanesi de GCM şirketleri. Yani Türkiye'de %300 enflasyon mu var da siz son bir yılda e, bazı tarifelerinize %250-300 zam yapıyorsunuz? Biz bunu sorduk. Siz çalışan işçinize %300 mü verdiğinizde Vatandaşa yüzde 300 yansıtıyorsunuz kardeşim. Ama buna birisinin dur demesi gerekiyor. Bu GSM şirketlerini kim denetliyorsa, bunun sorumluluğu, mesuliyeti kimse bunları sigaya çekmeli ve bu zamlarını onaylamamalı ve kaldırmalıdır. Bir kere bunu söylüyorum. Aynı şey gıda için geçerli. Aynı şey ev kiraları için geçerli. Ya bir anda bir ev kirası 5 bin liradan 25 bin liraya çıkar mı yani yüzde 500 olur mu? Devlet belli bir süre bunu tuttu enflasyon oranında. Şu anda serbest bıraktı. Yani bence mutlaka ama mutlaka ve kiracılarla ev sahipleri şu anda büyük kavga yaşıyorlar. Buralara, belli sektörlere, belli alanlara devletin fiili müdahale etmesi gerekiyor. Yani bir soygun yapılıyor bu GSM şirketleri eliyle ya da işte bazı gıda firmaları ya da işte market zincirleri eliyle bunlara devletin hükümetin ki devleti hükümet yönetiyor sorumluluk onlardadır bunlara dur demesi lazım bunlara müsaade etmemesi lazım. Aslında sizin partinizin yerel seçimdeki en büyük başarısı olan Muhsin Yazıcıoğlu'nun da memleketi olan, emaneti olan Sivas'ı geri alması yani baktığınız zaman hemen hemen bütün oy toplamının yarısını alarak geldi aslında büyük bir oy oranı ile. %49 gibi neredeyse. Adem Uzun'un buradaki başarısı ve Büyük Birlik Partisi bu seçimi Sivas'ta nasıl kazandı? Şu anda da orada ne yapıyor? Mesela başı bu boş sokak köpekleri sorunu ile ilgili sizin belediyenizde ekstra bir çalışma var mı? Seçim öncesi olduğu gibi seçim sonrası da sahada olan bir Büyük Birlik ve Adem Uzun var. Her an sahada ve dolayısıyla da acil, öncelikli, yapılması gereken işlerden başlayarak bütün işler şu anda tıkır tıkır bir bir yapılıyor. Yani sosyal belediyecilik anlamında belki de Sivas şu ana kadar gördüğü en iyi belediyeciliği yaşıyor. Yani işte hilal kart ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Efendim işte okulların açılması öncesi öğrencilere kırtasiye yardımı ki bir yerden ihale alınıp verilmedi kart verildi. Herkes istediği kırtasiyeden Sivas'taki gitti aldı. Hilal kart da orada. Kart verildi. Oradaki Sivas'taki hangi marketten, hangi mağazadan alışveriş yapmak istiyorsan, e, git gittin Sivas Ticaret Odası'na kayıtlı olan her marketten, her efendim işte mağazadan alışverişini yapabiliyorsun. Sivas'ın en önemli meselelerden bir tanesi su meselesiydi. E, bununla ilgili de çok güzel bir proje ortaya kondu ve inşallah bir yıl içerisinde artık Sivas'ın su diye bir problemi kalmayacak. Suyla ilgili problemi çözülecek. Enerjiyle ilgili problem vardı. Onunla ilgili de çalışmalar nihai noktaya yaklaştı. Zaten parktır, bahçedir, efendim işte diğer alanlarla ilgili rutin çalışmalar en üst düzeyde devam ediyor. Tabii sizin sorduğunuz sokak hayvanlarıyla ilgili, sokak köpekleriyle ilgili aslında Sivas bu konuda Öncü bir şehir. Neden? 2009'da biz Sivas'ı kazandığımızda bir tespit yaptı arkadaşlarımız. O zaman 1100 tane sahipsiz, başıboş gezen köpek vardı Sivas'ta. Bunların tamamıyla ilgili hayvan barınağı yapıldı. Ve bunların tamamı 2009'da hayvan barınağına alındı. Ve 2009'da-2014 arası Sivas'ta bir başıboş sokak köpeği sorunu olmadı. Fakat Belediye bizden gittikten sonra biz tekrar işte bu dönem 2010-2024'te belediyeyi aldığımızda bu sefer baktık ki sokaklarda hayvan barınağının dışında 10 bin köpek var yaklaşık yani 10 kadar artmış ki barınakta duranları saymıyorum şimdi müthiş bir popülasyon olmuş bu bütün Türkiye'de oldu tabii Sivas'a özel bir şey değil. Tabii bizim vatandaşa vaadimiz var. Sokakta saldırgan başıboş sokak köpeği bırakmayacağız diye. Şimdi arkadaşlarımız valilikle birlikte ortak bir çalışma yürütüyorlar. Bir ormanlık alan içerisinde daha büyük bir hayvan barınağı hem kapalı alan olan hem açık alanı olan ama çok geniş bir alanı telle çevirecekler ve Sivas'taki bütün sokak köpeklerini oraya taşıyacaklar ve bu şekilde sokakta da ilçelerinde de Başıboş sokak köpeği meselesi sorunu kalmayacak. Sen gel başkanım bizi Büyük Birlik Genel Merkezi'nde ağırladığınız için teşekkür ederiz. Son sözleriniz varsa alalım, yoksa kapatalım. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Başarılı çalışmalar diliyorum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sabahta bir sonraki programda görüşmek üzere.